Merhaba ben Troll. Bugün hazırsanız sonsuz hapishane yapacağım. Dedemle beraber yapacağımız hapishanede gardiyan olup mahkumlara işkence yapacağım. Görüyorsunuz ne kadar iyi bir insanız. Yapacağım hapishanede de sınırsız oda olacak. Bütün köylüleri yakalayıp bu hapishanenin içine atacağız. Hazırsanız süper hapishanemi yapmaya başlıyorum. Koyalım. Yükselteceğim. Duvarlarını kapatıyorum şimdi. Ayarlayalım. Bu hapishanenin yukarı ve aşağıya doğru sonsuz katı olacak. Şimdi size nasıl olduğunu göstereceğim. Dizelim şunları. Hazırsanız hapishane duvarlarını yükselteceğim. Dışarıdan sadece 3 katlı bir bina gözükecek. Tamamdır yükseltiyorum. Hazırsanız sınırsız odayı oluşturuyorum buraya. Yakalım. Sınırsız hapishane katını oluşturdum. Kapatalım şuralarını. Açalım ortasını. Şuna bakın. Şöyle düzeltleyeceğim. Atlayalım. Oo! Hapishane odalarındaki yatakları koyacağım. Koyalım. Aşağıya doğru atlayacağım şimdi. Gidelim. Oo! Buradaki her bir katta bir tane köylü kalacak. Geçelim şuraya. Buradaki oda sayısı yukarı doğru da sınırsız. Köylerin bu sınırsız hapishaneden kaçması imkansız. Yani buradaki oda sayısını saymanız imkansız. Dedenle bu hapishanede gardiyanlık yapacağız. Sonunda namusumuz ve paramızı kazanabileceğiz. Kurduğumuz özel hapishane sayesinde devletimize yardımcı olacağız. Şuna bakın iniyorum hala bitmiyor. Suçların bu hapishaneden kaçması imkansız. Burası bu hapishanenin katlarına çıkan merdiven. Yani bu hapishaneden kaçmak isteyen merdivenlerin en sonuna kadar tırmanması gerekecek. Merdivenlerin hepsine birisinin tırmanması imkansız. Hiç kimse boşuna uğraşmasın çünkü merdivenlerin sonu yok. Aşağıya atlayacağım. Gidelim. Şuna bakın. Buraya kadar gelmem çok kısa sür. 5 saattir aşağıya doğru iniyorum. Size bu hapishane sonsuz demiştim. Yani gardiyan olarak bu hapishaneyle ilgilenmek beni çok yoracak. Burası da gardiyanların ofisine giden merdiven ama buradan da hiçbir mahkum kaçamayacak. Çıkış şurada görüyor musunuz? Şimdi oraya gitmeye çalışacağım. Gidelim. Aha. Orada geçelim. Olamaz bir türlü geçemiyorum. Geçelim. Tekrardan bu yazının olduğu yere geliyorum. Köye lanetli bir hapishane yaptım. Şuna bakın. Orada. Aha. Şimdi bu sonsuz ve lanetli hapishaneme birazcık suçlu yakalayacağım ve hapse atacağım. Başka yaptığım hapishaneyi çok sevdiği için bana ödül verdi. Şuna bakın yılın en iyi hapishanesi ödülünü verdi. Canım torunum seni ne gurur duyuyorum canım dedim. Hepsi senin sayende. En son dedem hidrojen bombasını yaptığında yılın barış ödülünü kazanmıştı. Gördüğünüz gibi dedem ve ben çok iyi insanlarız. Şimdi mahkumlara biraz işkence yapacağız. Yani yani iyilik yapmadan duramaz mıyız biz dede? Bu kötü insanların cezalandırılması gerekiyor dede. İlk kötülük yapmayacaktın. Suç işlemeyecektiniz. Sonsuz hapishaneye hepiniz hoş geldiniz. Hapishanedeki bütün katları tamamladım. Mahkumların karda acıktığında onlara yemek göndermem gerekecek. Herhalde tek Tek servis yapacak değilim ben garson muyum? Bu yüzden hazırladığım asansör sistemli yemek masası sayesinde bu yemek masası her katta duracak mahkumlar karnı acıktığı kadar iyi yiyecek. Bu yemek masası hapishanenin en alt katına kadar gidecek böylece. Hapishanedeki bütün mahkumlar karnında kolayca doymuş olacak koyalım meyve tabağı. Şuna bak neftin dedem özenle hazırladı. Sosisli koyalım biraz süt koyalım Yani benim bile canım çekti Mahkumlara hazırladığımız yemek masasını görüyor musunuz? Şimdi hazırsanız yemek masasını Bir alt kata doğru göndereceğim Her katta da bir dakika boyunca duracak Mahkumlar karnını doyuracak Çok, Çok güzel, güzel evlat Tamamdır gönderelim Polo Mahmut bugünkü yemeğimiz geliyor lan şuna bak Oo. Oh! yiyeceklere bak yani bu hapishane çok kaliteliymiş ve bizi bu kadar düşündüklerini bilmiyorum şunlardan <laughs> yiyelim tamam çok güzel ben hiç hayatımda bu kadar güzel yemekler yememiştim yani bu kadar güzel yemekler yapacağını bilseydim ben daha önce de suç işleyip girerdim. Gelim şunlardan. Biz bunları yedikten sonra bir alt kata bir daha mı yemek götürecek bunlar? Oğlum Mahmut amma yedim doydum la. Mumut az ye patlayacaksın lo. o kadar da yeme. Gelim şunlardan. Sadece iki küçük. Niye bize bu kadar çok yemek yaptılar ben onu anlamadım. Bu sahipleri amma geriz adammış. Ah, yemek aşağı kata gidiyor biraz daha yeseydik. Oh, karnım da acıkmaya başlamıştı yemek geliyor. Aha. Olamaz, bu ne biçim yemek? Bu ne? Yukarıdakilerin yediğini bize göndermişler. Ne? Ben başkasının artığını mı yiyeceğim şimdi? Pastanın yarısını yemişler bile. Aa, ne biçim hafif sana bana artık yemek yemem. Olamaz, ben hijyenime çok dikkat ederim. Başkasının içtiği bardaktan su bile içmem Mahmut. Vallahi ben böyle acı kalırım, beklerim. Ben yemem bak. Doğru söylüyorsun, yemeyelim biz de o zaman. Şuna bak, bize bir şey bırakmamışlar bile. Bize çabuk taze yemek gönderin. Bak, işinizi bitireceğim. Yemeyelim. Ah, Yesemiydikler gidiyor. Mahmut 7. katta olduğumuz için çok şanslıyız. Ah, yemek geliyor karnım ama acıktıydım la. Aa. Ah. patates göndermişler. Başka yemek yok mu? Aa. Ah. da yedim. Ah. Ölecektik niye hep çünkü sen yedin Mahmut. Ama tuvaletim geldi la dur midemi çalıştırdım ya. <laughs> Mahmut ben ne yiyeceğim şimdi? Şimdi sana bir şey derdim de. Mahmut senin işini bitiririm bak. Uyuyum gel ben <laughs> hayat ya Yemek gidiyor ben karnım acıktıydı ne oldu şimdi? Cevap bu hapishane kaç katlı? 671. kattayım şuna bakın. Aha. Yemek geliyor neyse ki. Yani bizim de ilgilenmeyecek falan sanmıştım bunları. Yemeğe bakalım mı? Mahmut benim karnım çok acıktı. Şey, gardiyanlar dışıklarını göndermiş bu ne? Mahmut acıktan ölmemek için yapacak bir şey yok. Ne? Sakın yapma Mahmut. Aha! Oraman, ne yapıyorsun sen? Şuna bakayım bu vitaminli gibi. Ne? Aha! karnım çok acıktı. Olamaz bu ne biçim hapishane böyle? Aha. Aşağı kata gitti. Keşke yeseydim la. Olamaz bu gardiyanlar kaç gündür yemek masasını hep bomboş gönderiyorlar. Bir tane yemek hazırlamayı bilen yok mu yukarıda? Açlıktan öleceğim artık galiba geliyor al işte yine boş onların işini bitireceğim olamaz açlıktan ölmemem gerekiyor olamaz yemek göndermezlerse mecbur öleceğiz Mahmut buraya gelirken bir eşya getirme hakkımız vardı evet eşya hakkımız ben kitap getirdim açken de kitap okunmuyormuş daha bir sayfa bile okuyamadım ne mi kitap getirdin Mahmut yoksa sen sucuk falan mı getirdin çıkart da yiyek la hayır ben başka bir şey getirdim olmaz artık bu kitabın sayfalarını yiyeceğim monarşik sistemle yönetileceğim herhalde bu. Altı kattakiler açlığından ölecek. Kötüs kafam niye kitap getiriyorsun la? Keşke biraz daha kalın kitap getirseydim. Daha çok yerdim. Ah, Mahmut sen ne getirmiştin? Ben açlıktan ölmek istemiyorum. Açlıktan ölmeyecek misin? <laughs> Nasıl olacak o? Ben çok keskin bir kılıç getirdim. Keskin kılıç mı? Şey yok. O kılıçta şey ne yapacaksın ki Mahmut? Biraz karnımı doyurmam gerekiyor. Kusura bakma. Mahmut biz seninle çok yakın arkadaştık. Sakın beni yiyeceğin falan deme. Evet seni yiyeceğim. Ne? <laughs> Mahmut çaka yapıyorsun değil mi la? <laughs> Olamaz 58. katta Mahmut beni yiyor yardım edin Mahmut kurtulmanın bir yolunu bulurduk la Dursana Şimdi hazırsanız bugünkü yemekleri mahkumlara gönderiyorum Yani bunları biz yemiyoruz o Mahkumlar bizden daha rahat yaşıyor Bugün özel yemeğimiz sushi var o Mahkumlara bu kadar iyi davranmayalım evlat Haklısın dede ama içimde bir insanlık var ki sorma Sosisli Bugün mahkumların karnı bayram edecek Bir tane de pasta Tamamdır Gönderelim şu yemeği aşağıya Güle güle. Oh Mahmut bugünkü yemekler geliyor. Bakalım ne varmış. Al işte şu yemeklere bak. Yine aç kaldık Mahmut. Yani biraz kül aldık hapishaneye girdiğimizden beri ama olsun. Yani Mahmut biz niye bu kadar düşünceli insanlarız bilmiyorum. Yani bizi neden birinci kata koydular anlamadım. Bu sistemi çözmem gerekiyor. <laughs> Bana ne aşağı kattakiler de çok çalışıp birinci kata gelselerdi. Bu <laughs> <laughs> biz alnımızın teriyle birinci kata geldik. Alnımızın teriyle mi? Ne yaptık mesela? Mahmut yemek yerken benim dikkatimi dağıtma bak. Tamam şimdi yemeye başlayalım. Oo, şimdi. sushi varmış Mahmut yarısını ben yiyeyim yarısını da sen ye. Hamburgeri ben yiyeyim. Amma da yedik la Mahmut. Tamam bunlar da altı katlı yedim. Bu de unutmasınlar. Gidiyor. Yine 10. kata geldiğinde bütün yemek bitti dede. Bunlar paylaşmayı bilmiyor evlat. Evet o biz yemek masasına bütün hapishaneye yetecek kadar yemek koymuştuk. Şu an hapishanenin en alt katlarında hiç de güzel şeyler olmuyordur dede. Şimdi hazırsanız hapishanedeki bütün mahkumları bayıltacağız. Bundan sonra da mahkumların yerini değiştireceğiz. Birinci kattaki mahkum en alt kata gidecek. En alt kattaki mahkum da birinci kata gelecek. Evet ben troll. Bugünkü sonsuz uzunlukta bir tane hapishane ne yaptım? Makinelerin karnını doyurmak için en üste bıraktığım yemek masası acıya doğru indi. Eğer yaptığım sonsuz hapishaneyi sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Eğer dediğimle beraber polis olup suçlar bu hapishaneye atmamızı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.